Hocam hayırlı uğurlu olsun. Evet, şampiyonluğa çok az kaldı. Evet, son çalışmalarınız. Önce birkaç duygularınızı alalım. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi 3 hafta kaldı bilindiği gibi. Bir hafta zaten bu hafta bayız, maçımız yok. Diğer rakip takımımız geçen hafta denilmişti. Malum Burancak Spor'la şu anda yarış halindeyiz. Ondan sonraki son 2 haftaya giriyoruz. O 2 haftadan da matematiksel olarak rahatlamak istiyorsak, gerçek manada şampiyon olduk demek istiyorsak, o 2 maçtan bir tanesini mutlaka almamız gerekiyor. O matematiksel hesap içerisinde olan bu. Ha, bunu derken de tabii ki yani şu aşamadan sonra temkinli olmak da zorundayız. Yani biz oldu bittiye getirmeden, ya biz nasıl olsa olduk, nasıl olsa kazanırız iddiası içerisinde değil ki bugün, eğer bugün burada toplandıysak ki maça 10 gün varsa da biz olayın ciddiyetinin farkında olarak da hem olaya ne kadar ciddi yaklaştığımızı ve olayın matematiksel hesap içerisinde olduğumuz sürecinde ne kadar garanti olmadığını, bu süreç içerisinde elimizden gelen en iyisini ki bugüne kadar nasıl yaptıysak, atıyorum en önemli maçlara nasıl hazırlanırsak da bu hafta da aynı şekilde aynı doğrultuda hazırlanmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu aslında konuşulması gerekenler matematiksel hesap içerisinde şampiyonluğu garantiledikten sonraki konuşmalar içerisinde çok daha detaylı bir şekilde konuşabilirdik ama ona daha zaman var çünkü çok uzun bir süreçten geldik buraya. Yani burada şimdi ortada bir başarı varsa ki bu tabii ki sadece bizim Şevki Tönemek veya bizim ekip anlamında değil ama buradaki herkesin daha en üst, en an altına kadar yöneticisinden, futbolcusuna, aşçısına, ne bileyim işte personeline, taraftarına ki bizim inanılmaz bir taraftarımız var gerçekten. Ama unuturum diye söylüyorum. Bak unuturum diye söyleyeyim. Her daim takımlarının sonuna kadar desteklediklerini, çok gönülden ve işin desteklediğini biliyorum ama her taraftan aldığımız şikayet, tabii ki bizi de zaman zaman böyle zor durumlar düşüyor biliyor işte. Küfür veya hakaret tarzı çünkü bu bir sistem değil onlara. Ben onları çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum ama şu manada işte bizim bayan seyircimiz çok. Etrafımızda aileler, binalardaki bütün aileler maça odaklı. Şu anda Türkiye demiyorum ama Rize bölgesi, Karadeniz bölgesi sadece Çaylı Spor'u konuşuyor. Çaylı Spor burada başarısıyla şampiyon oynayan bir ekip anlamında kullanılmalı. Zaman zaman işte böyle işte çok fanatik taraftarınız var işte şöyle böyle oluyor dedikleri zaman da biz üzülüyoruz. Üzülmüyoruz içinde ki seneye Allah nasip ederse profesyonel ligde oynayacak. Bu doğrultu içerisinde cezai müdahale çok ağır bir amatör bal takımı gibi değil. Profesyonel ligde daha ağırdır bu tip konular. Onun için de biraz daha kendimizi bu anlamda kontrol edebilirsek dünyanın en büyük, en güzel, en iyi taraftar olacağız kanaati bende ki o açıdan da bir uyarı niyetinde geçeyim ki sonra unuturum anlamında ama diğer türlü baktığımız zaman da gerçekten şu noktaya gelene kadar ta birinci maçtan altta şimdiki 17-18. maça kadar hep bir amaç uğruna geldik. İşte ilk iki hafta dedik ki işte hedef belirleyelim kendimize. Ya yukarıya oynayacağız ya aşağı oynayacağız. Çünkü biz takımın başına geldiğimiz ilk günde karamsar bir tablo vardı. Yani siyah bir tablo vardı ve bütün futbolcuların, camianın işte şampiyonluğa kurulan bir ekip, şampiyonluğa kurulan bir takım üyeticilerinde başlayıp da işlerin kötü gitmesi, olumsuz neticelerin alınması da bunlar gayet olumsuz düşüncelerin içerisine sevk etmişti. O açıdan bizim için ilk 2 hafta, 3 hafta çok ama çok önemliydi. Sporcu arkadaşlarıma da, kardeşlerime de aynı şeyleri söylemeye gayret gösteriyor. Yani biz ilk üç haftayı başarıyla geçirirsek ondan sonra kendimize hedef belirleyeceğiz. Önce, çünkü biliyorsunuz bu sene statü değişti. İki il takımı şampiyon olduğu takdirde diğer kümede kalıyor. Ya da şampiyon olmaktan sonra ikinci de bitirirsen sen ikinci bitirdin. Diğer rezil takımı üçüncü bitirdiği zaman da altta kalan düşüyor. Bu seneki statü öyle. Önceden şampiyon olan takım playoff oynuyordu. Şimdi playoff oynamıyor. Direkt şampiyon oluyor ki bu bizim için de büyük bir avantaj. Çok büyük avantaj. Şu anda da zaten işin de geçeği de şu anda şampiyonun en büyük adayı biziz. Allah nasip ederse de bu hafta onu ilan edeceğiz. O açıdan da o 3 hafta bizim için çok önemli çünkü ben sporcu kardeşlerime şunu söyledim. Biz ilk 3 hafta yaldığımız zaman da biz bundan sonra yenilmeyeceğiz. Hiç yenilmeyeceğiz. Evet. Dediğim şekilde de bir tek mağlubiyetimiz var. O da bulunacak ki hangi şartlarda, ne şartlarda yenildiğimizde herkes şahit oldu. İşte evet. Verilmeyen gollerimiz, penaltımız vesaire. Oraya dönmek istemiyorum. Ama neticede biz o günden bugüne doğru, düzgün ve dürüst çalışarak böyle bir seviyeye yakaladık. Ya bu futbolda olmazsa olmazlar içerisindedir. Biz futbolcularımızdan şunu söylüyoruz. Doğru çalışacağız, düzgün çalışacağız, iyi çalışacağız, iyi besleneceğiz. Kendimizi davaya inandıracağız ama içimizde herhangi bir kurnazlık, fetvazlık olmadan biz bu işler yapıldığı zaman da işte işin sonunda teslimiyet vardı, tevekkül edeceğiz. Cenab-ı Allah zaten bu iş, bunları tek tek yerine getirdiğimiz zaman da, bu oluşumlar yerine futbolcunun üzerinde de bu bilinci yerleştirdiğimiz zaman da başarı dediğimiz kavramı da yakalayabiliyoruz. Bu açıdan ama şunu da söyledik.
İlk 3 hafta içerisinde bile futbolcularıma kibir yok, ego yok, asla ve asla yok. Biz büyüdükçe küçülmesini bileceğiz. Biz başarıya yakalamak istiyorsak, çünkü biz bugüne Şevki Tonyalı ve ekibini bu takıma getirilirse şampiyonluk için getirdi. Sizleri buraya, futbolcular bazında söylüyorum, buraya getirilirse şampiyonluk için buraya getirdi. Çünkü bizimki şu anda yaptığımız şey sürpriz değil. Yani sürpriz değil derken, belki ilk kaos ortamından alıp da, yani ilk 3 hafta itibariyle kaybedilen maçlarından sonra bizim göreve gelip de buraya gelmemiz elbette şey değil, tesadüfen değil. Bu başarının ortaya çıkarttığı bir neticedir ama diğer türlü biz 3 hafta kazandık. İşte olduk bittik edası içerisinde yan gelip yatsaydık, hiç umursamasaydık, biz nasıl olsa işte düşme hattından kurtardık. İşte diğer Rize rakibi ne yaparsa yapsın anlamında değil ama bizi bu göreve getirenlere karşı büyük bir sorumluluğumuz vardı ve kazandığımız her maçtan sonra üzerimizdeki yük arttı. Omuzlarımızdaki her yük arttı. Çünkü onun verdiği sorumluluk, onun verdiği ağırlık kolay değil. Biz inanın daha önce de şampiyonluk yaşadık. İşte Pazarspor'da 2 defa şampiyonluk yaşadık. İşte kümede kaldık vesaire vesaire. İşte profesyonel futbol oynadık. Ama oradaki yaşadığımız stresin ziyade orada 2 maç oynadık. Playoff maçlarını oynadık. Derken 2-3 maçta en fazla 5 maçta belki de 4 maçta hep final oynayıp kazandık. Ama şimdi burada finalin sonu gelmiyor. İnanın bak 17 tane maç kazandık. 18 maçın 17'sini kazandık. Maşallah. 17 tane final maçı oynadık. Artık futbolcu artık hocam hep bu maç final diye işte bunu bak. Son 2 hafta kaldı. Halen daha final bitmedi. Bu hafta bir final daha oynayacağız. Düşünebiliyor musun? Evet. 17 maçta 18 maçta 17 galibiyet ama halen daha final oynayacağız ki onlara da buradan teşekkür ediyorum futbolcu kardeşim. Yani canla başla çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani tabii ki zaman zaman ufak tefek şeyler oluyor. Bu her kulüpte de var, her takımda da var. Hele hele amatör futbolda daha fazla var. Yani profesyonelce bazen düşünemiyorsun. Profesyonellikte kurallar, prensipler vardır. Mukavelesinden adilmeyene var. Kolay değil burada. Hem yönetici olmak, hem teknik adam olmak hakikaten kolay değil. Yönetme kolay değil daha doğrusu. İşte orada profesyonellikte kurallar, prensipler vardır. Orada mukavelene yazdırırsın, oynadığın, oynamadığın ama burada amatör adam aldı, senden anlaşır. Kafası bozuldu mu? Senin kaşının altında gözün var, çeker gider. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü hiçbir yaptırımı yok. Ama onun için bazen zaman zaman antrenör olarak kendin felsefenden ödün vermek zorunda kalsın. Çünkü sana güvenen ve inanan başarıya susamış bir camia var. Bakın 35 yıl yedik ama biz 35 yıl sonraki bir şampiyonluk şöyle. 2 defa lige çıktı Çayeli Spor takım ama o ikisinde de hem stadın yetersizliğinden hem tesisi ve çim sahası olması açısından hadi bir dönem Çayeli Spor, Pazarspor ve Ardeşin Spor Ligi alınmıştık Mesut Yılmaz döneminde. Evet. Ondan sonraki bir süreçte yine aynı kural ve prensipler içerisinde ligi alındı. Yani tesislere uygun olduğu için ligi alındı amatör şampiyonluğa. Ama şimdi 79 senedir ilk defa Çayeli Spor, Cenab-ı Allah bize inşallah nasip edecek. İlk defa oynayarak, kazanarak, alın teriyle, canla başla mücadele ederek de lige çıkma yolunda çok büyük bir avantaj yakalamışız. O da çünkü bu camiada ve bu yerde büyük bir heyecan oluşturdu. Onu da Cenab-ı Allah bize nasip etti, edecek inşallah da. Onun gururu ve huzur içerisinde yaşantımıza, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evet. Hocam, sezon bitiyor artık. Anlaşmanız, yani Çaylı Spor'la anlaşmanız ne zaman bitiyor, bitiyor mu? Bunu da bir öğrenebilir miyiz? Biliyorsunuz gelecek için neler var. Bir takım söylentiler duyduk bazı takımlarda. İsimleriniz geçiyormuş. Onlarla ilgili yani şu anda sizin anlaşmanız bir yıllık mı? Onu da yani nedir ne değildir onu da bir soralım. Doğal olarak zaten anlaşmamız bir yıl oluyor. Zaten evet. Biz, üçüncü haftadan Mikael Hoca'nın ayrılmasından sonra bize göreve gelmiştik. Ve gelinen o noktada şu bugün eğer şampiyonun adayıysak ve Cenab-ı Allah inşallah bir hafta sonra bize de o şampiyonu nasip edecekse ki edeceğine inanıyorum. Çünkü biz kolay gelmedik buraya. Bu aşamadan sonra artık zaten onu konuşmak bile, söylemek bile istemiyorum ama ortada bir başarı var. İşte bir takımlarda isminizin geçmesi, doğal olarak talepte bulunmaları geliyor. Bizim kulağımıza da geliyor. Birkaç takımdan duyduk da, özellikle. Soruluyor da. Bu gayet doğal bir şey. Olması gereken bir şey. Ortada bir başarı varsa da başarılı adam bu sadece bizim için geçerli değil. Bu her alanda aynıdır. İnşaat ustası da aynıdır, işte aşçısı da aynıdır, işte profesyonel futbolcusu da aynıdır, hocası da aynıdır. Yani hangi işte olursanız olun, bir başarınız varsa mutlaka talepler gelecektir, istekler gelecektir. Bu da futbolda olması gerekenidir. Kulübümüze gelince, evet biz mesela diğer takımlarda da şampiyonluklar yaşadık. Yani bizim kendi kulübümüzde de şampiyonluk yaşadık ama şunu söyleyeyim yani ben hiçbir zaman içimden geçeni saklamadım bugüne kadar. Saklamam da düzgün ve dürüst olmaya çalıştım. Çünkü ben Çayeli Spor'a geldiğim günden beri hep o yolda, o çizgide, o felsefede hareket ettim. Düzgün ve dürüst çalıştım. Elimden gelenin
mesleğim adına en iyisini yapmaya çalışıp gerisini tevekkül edin, teslimiyet ediyorsun. Zaten düzgün, dürüst ve doğru çalıştıktan sonra da Cenab-ı Allah senin hakkını zaten teslim ediyor. O açıdan bana değer veriliyor şu anda. Çok da büyük değer verildiğinden farkındayım. Onu da biliyorum. Kendini insan ne kadar değerli yerde, ne kadar huzurlu ve güven içerisinde hissediyorsa da kolay kolay da kopamıyor. Ha bilmiyorum, o günkü şartlarımız ne oldu, şartların getirdiği evet. Karşılığı tabii ki istek ve arzular var. Belki onlar beni beğenmeyecek. Belki ben diyor ki sen oyunu beğendim, suyunu beğenmedim, işte yürüyüşünü beğenmedim. Olabilir yani bunlar. Sonuçta bu arz ve talep işidir. Belki biz beğenmeyeceğiz. Onu da bilemiyorum ama gerçek olan bir şey var ki Çaylı Spor'un özellikle kendi açımdan söylüyorum. Bize karşı ortaya koydukları bu teveccüh, bize karşı ilgileri, alakaları, bize karşı olsunca saygı, sevgi ve sahiplenme duygusu. Bunlar taraftar da dahil. Bütün camia için söylüyorum. Bak tek tek saysam şimdi sabahlara kadar saymak gerek. Onun için değerimin farkındayım. Üzerimdeki yükün farkındayım. Ama bizim şu andaki tek hedefim sadece ve sadece şampiyonluk ipini göstermek. O şampiyonluk kupasını aldıktan sonra da doğrusu neyse, doğru olan neyse de onu en iyi şekilde yerine getirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama bu üç ayarlı olur, bir başka bir olur ama gözümüz ve gönlümüz sana değer verilen yerde ilk etapta elbette ki birinci sırada Çaylı Spor. Hocam son bir sorum da var. Yani yanlış anlamayın ama siz yıllardır pazarda, Pazar Spor'da görev yaptınız. Pazar Spor'da dediğimiz gibi küçüklüğünüzden beri maçlar oynadınız. Önce sporcu oldunuz, sonra kaptan oldunuz. Sonra zaman zaman teknik direktörlük yaptınız. Belki küslükler oldu, barışlıklar oldu. Pazar Spor içinde birkaç cümle alabilir miyiz sizden? Yani mutlaka bazı kırgınlıklar olmuştur, mutluluklar olmuştur. Bunları yaşadık. Ama Pazar Spor'umuz içinde bir iki şey söyler misiniz? Evet. Yani mutlaka ben pazarın çocuğuyum. Yani 7-8 yaşındayım. Orada doğdum, orada büyüdüm. İlk orta ve liseyi orada okudum. Yani pazar benim her şeyim. Pazar Spor'sa hele her şeyim ki ben 1981'den beri Pazar Spor camiasının altındayım. Pazar Spor'la beraber iç içe. Her kademesinde, bakın her kademesinde ta genç takımından alın, profesyonel liglere çıkana kadar ki siz de biliyorsunuz iki tane evet, şampiyonu yaşadık. Dediğim 39 gibi. yılımı, bunun içerisinde profesyonellik, sadece profesyonel bazda, amatörlerini saymıyorum. 39 yılımı Pazar Spor'a hizmet anlamında verdim. Yani hiç tevazu yapmayacağım. Yani bugün şeyden övünüyoruz mesela. Diyoruz ki Pazar Spor bugün 35 senelik yaklaşık profesyonel ligde. Yani benim oynadığım dönemde de söyleyeyim. 8 yıl bir fiil. Evet, evet, sporculara tabii ki sevgi gösterir. Evet hocam. Sağ olsun. Alalım. Evet. Tabii ki yani bu birliktelik, beraberlik çok önemli. Yani takım olmanın en büyük göstergesi de bu olsa gerek. Evet. Sözün bittiği yer. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz orada 35 bin Pazar Spor bu profesyonel liglere kalırsak ki ben 8 sene takımda bir takım kaptan olarak ta Celal Kılıç döneminde de daha işte atayım ben o zaman 23-24 yaşlarındaydım. O da 30-35 yaşında 5-6 tane de oyuncumuz vardı ama demek ki o adam o zamandaki bizim de bir şey vardı ki veya takımı sahiplenme adına bir şey vardı ki ben o zamanda bile takım kaptanı üyetinde 8 senemi verdim Pazar Spor'a. Tabii ki bunları verdiğimiz zaman insan ister istemez biraz önemsenmek istiyor. Evet. Biraz değerli, kendini değerli kılmak istiyor. Onun neticesinde işte ben 3-4 sene yardımcı hocalık yaptım. Oktay Hocam'la birlikte ona teşekkür ediyorum buradan. Yani ben bugün antrenörlük bazında bir mesafe adıysam onun faktörü, onun değeri benim üzerimde çok fazla, emeği çok fazla. Ona buradan da teşekkür etmek istiyorum. Bu açıdan da teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük döneminden sonraki zaman zaman 3-4 defa da görev aldım. 3-4 defa profesyonel takımda teknik direktör olarak 2. ligde ve 3. ligde de görev aldık. O süreç içerisinde 2 tane şampiyonluk yaşadım. Şükürler olsun. Tabii ki oradaki o yaşayacağınızda bu bir profesyonel takımdır. Yani bizim pazar, az önceki sorduğunuz soruya geleceğim. Bu Pazar Spor Kulübü. Bu kimsenin tekelinde değil. Yani kişiler gelip geçicidir. Ama kalıcı olan tek bir şey varsa Pazar Spor'un varlığıdır. Bugün Ali Başkanımız yok. Bugün Veli orada işte. Bugün Hüseyin Yani, daha önceki Mustafa Taş, şimdi Celal Kılıç görevlerine baktığımız zaman da sahiplenir. Pazara hizmet etmek isteyen kişilerin anlamında herkes bir şey sahneye alıyor. Biz de onların emri altında. Biz çünkü işçiyiz. Yani ben bugün yönetici değilsem, başkan değilsem onların görev verdiği bana ben bir işçiyim. İşçi olduğum süreç içerisinde elimden gelen en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum.
Bu süreç içerisinde şükür olsun hiçbir zaman ben futbolcunun döneminde de dahil. Ben Fazlaspor'da 8 sene takım kaptanlığında her sene gol krallığını oynadım. Bakın gol krallığı orta saha olarak. Biliyoruz hocam. Gol krallığı oynadıysam o zaman benim Fazlaspor'a yaptığım katkılar yatsınamaz. Yani bu kenara atılamaz. Biz de tabii ki zaman zaman duygusal tepkiler bekliyoruz ama asla bunun altında ne küfür vardır, ne hakaret vardır, ne küçümseme var, ne bir şey vardır. Ama bizim duygusal tepkilerimiz vardır. İşte görev verilmediğiniz zaman, görev alamadığınız zaman da zaman zaman ufak tepki yapıyor. Ama belki o zaman, o dönemde işte bazen hiçbir zaman bu tepkileri verirken kendimizi kişisel anlamda, bireysel anlamda öne çıkartmaya çalışmadık. Ama biz verdiğimiz emeğin karşılığını alamadığımız zaman da insan evet. İnsanız da katlaşıyor. İnsan istediğinde buruk bir şey yaşayabiliyor. Kendi kendine küsüyor, kafasını yiyebiliyor, ne diyor. Bunlar insanın doğasında olan bir şey. Yani elinde değil ki. Hak etmediğin bazı eleştirilere maruz kalınca da ister istemez böyle bir tepkiler verebiliyoruz ama kalıcı olan tek bir şey var. Bugün bunu duyuyoruz. Pazarsporlar şimdi bu hafta itibariyle de hükümete kalmayı garantiledi. Profesyonelde 35-36. Senesine girecek. Yani bizim artık bizim Pazarspor'a küsme gibi bir şeyimiz olamaz. Kişilerle ufak tefek anlaşmamazlığımız olabilir. O beni beğenmez, ben onu beğenmem. Öyle de olabilir ama bizim Pazarspor beğenmeme gibi bir lüksümüz olamaz. Bugün biz orada varız. Sonra bir başka soru. Bugün orada bir başkası işte başkandır, yarın gelecek. Biz hiçbir zaman ne kendi kapımızı ona kapatırız. Öyle bir lüksümüz yok. Dedik ya, orada doğduk, orada büyüdük. 39 senelik bir hizmet var. Ben bunu bir anda silip atamam. Onun için Pazarsporumla, pazarla gurur duyuyorum. Ama şimdi dediğim gibi ben hiçbir zaman gurur ve onur meselesi yapmadım. Bana Çaylıspor ilk teklif ettiği zamandaki ilk lafım şu oldu. Ya hocam işte siz şampiyonluk yaşamışsınız işte. Profesyonel takımda yıllarca antrenörlük yapmışsınız. Hayır, ben eğer bir yerde görev alıyorsam bu birinci amatör de olur, ikinci amatör de olur, Bal da olur, Süper Lig'de olur, Galatasaray'da olur, Fenerbahçe'de olur, Çaylıspor'da olur. Ama bildiğim tek şey var. Doğru ve düzgün çalışaraktan da. Hiçbir takım ayırt etmek istedim. Ben bugün Fenerbahçe'de teklif alsam veya Rizespor'un teklif alsam nasıl çalışacaktıysam, nasıl mesaimi verecektiysem bugün de Çaylıspor'da görev yapıyorum ve görev yapmakta son derece mutluyum, memnunum ve gururlanıyorum. Elinden ne geliyorsa Rizespor'da veya Fenerbahçe'de yapmam ne gerekiyorsa bugün Çaylıspor'da, Çaylıspor adına, futbol adına, futbolcular adına da, mesleğim adına da onur ve gururla da aynısını yapmaya gayret gösteriyorum. Bu duygu ve düşünce içerisinde bunu en iyi şekilde uygulamaya gayret gösterdiğimiz için de Cenab-ı Allah da bize bu duygu ve düşünce içerisinde bize bu sene inşallah şampiyonluğu nasip edecek. O açıdan şimdiden söylüyorum. Şampiyonluğumuz, bakın bunu asla fazla ego yapmadan söylüyorum. Çünkü daha bizim bir maçımız daha var. Hani derler ya dere görmede paça arasın ama ortada da bir gerçek var. Benim takımım, benim buradaki camiam bu saatten sonra şampiyon kimseye vermez. Evet. O açıdan da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah bundan sonraki Süper Lig yaşantımıza nice başarılar bize nasip etsin. Allah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazarlı Hocamız, aynı zamanda her zaman gurur durduğumuz kaptanımız, sporcumuz, teknik direktörümüz, Şevki Hocamızın idmanına geldik. Allah'ın izniyle herhalde ayın 5'inde de şampiyonluk maçı var. Şampiyonluk maçına da inşallah buradan sizlere şampiyonluk sevgilerini yaşatacağız. Hoşçakalın.